Hadi artık, nerede kaldı bu kargo arabası? Bu mu? Bu mu? Hayır, o itfaiye arabası. Bu mu? Bu mu? Hayır, o kedi. Yavrum içeride beklesenize. Alt tarafa video oyunu gelecek. Son dediğinizi anlayamadım. Ha, tamam o zaman. En büyüğünüz benim. Bu yüzden oyun bende duracak. Pardon, bu işte. Anne, anne. Biz Atari oynayacağız. Kırıcığım, kırıcığım. Biz Atari oynayacağız. Hebe, hebe, hebe hebe. Gidin başka televizyonda oynayın. Dizim başlayacak şimdi. Canan'ın odasına. Yürüyün. Harala gürene, harala gürene. Bize televizyonun lazım Canan. Atari oynayacağız. Üzgünüm ama birazdan arkadaşım televizyona çıkacak. Harala gürene, harala gürene. Senin odan nerede oğlum? Burası işte baba. Dağınıklıktan göremiyorum da. Bu traktör lastiği benim olabilir mi? O nasıl gelmiş buraya ya? Ha, lastik değil, komple traktörmüş bu. Ha, benim o ya, tamam. Oğlum, sen ne zamandan beri odanı toplamıyorsun? Hiç toplamadım ki. Hadi hadi, televizyon nerede? Oynayalım hemen şu oyunu. Güzel dedin. Televizyon. Nerede ya televizyon? Ha, işte buradaymış. Ohoho, sağlam joystick'i ben kaptım. Sana dandik joystick kaldı Remzi. Ya ben niye dandik joystick'le oynuyorum? Dandik joystick'in buralarda bir yerde olması lazım. İyice bakalım. Yok burada. Burada da yok. Burada mı acaba? Bakayım bu ne? Aa, kokarcaymış. Ne haber Osman abi? İyidir Kamil, senden ne haber? Bu da dandik joystick değil. Sanırım nerede olduğunu biliyorum. Dandik joystick kesin bunun içinde bir yerde olmalı. Ben içeri giriyorum. Eğer 5 dakika içinde gelmezsem polisi arayın. Hadi bay bay. Şunu da şuraya koyalım. Evet, bunu da buraya koyduk mu her şey yerli yerinde oluyor. Ha? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ne? Olamaz! Bütün eşyalarım etrafa saçıldı. Seni şimdi yakalayacağım. Alo Hulusi, Şakir 5 dakikadır gelmedi. Seni aramamızı söyledi. Oğlum, polisi arayın demiştir. He, ben Hulusi anladım. İyi. Neyse, sen ne yapıyorsun? Küçük nasıl büyüdü mü? Yok, büyümedi, aynı kaldı. Soru mu bu ya? Kapat lütfen Remzi. Remzi, ne zaman Atari oynayacağız? Bence biz de arkasından gidelim. Çocuğa bir şey olmasın. Atari oynayaydık iyiydi. Ya yürü hadi. Ya. Vay vay vay. Bizim oğlanın odaya bak sen. Asıl senin oğlana bak sen. Aha, dandik joystick bulmuş. Aslan oğlum. Baba, yardım edin. Galiba canavar senin oğlanı yakalayacak Remzi. Kimse benden izinsiz oğlumu yakalayamaz. Atla Osman. Gidiyoruz. Hop, ticari. Sağa çek. Oo. Aha, Osman abi. Şakir, atla çabuk. Dandik joystick nerede? Al burada. Bana ne veriyorsun? Remzi oynayacak onunla. İyi tamam, oynarız be. Hadi gidelim artık buradan. Sonra? Ne yapıyoruz? Hadi evimize gidelim. Vallahi tabela yok hiçbir yerde. Böyle dümdüz gidiyorum. Nasıl kurtulacağız buradan? Merkez. Kurtarın bizi buradan. Tamam. Alo. Sizi kurtaramayız. Hayatınızın sonuna kadar bu pasaklı yerde gezip duracaksınız. Anlaşıldı, tamam. Merkez yaktın beni, merkez. Buradan asla kurtulamayacağız. Bir dakika, bir dakika. Biri ağlıyor, duyuyor musunuz? Osman ağlıyor işte. Ben ağlıyorum işte. Ya bir sussun herkes. Bakın, dinleyin. Aa, hakikaten. Vay be, benden daha güzel ağlıyor. Canavar bu ağlayan. Bakın. Kabusuzum.
Belki de canavar bize nasıl çıkacağımıza dair yardım edebilir. Canavar dedin, canavar dedin, canavar. Hayır, canavar dedim. Canavar daha güzeldi. Oğlum canavar o kadar kovaladı seni. Şimdi gitmemiz ne kadar mantıklı sence? Yok baba, ağlayan birinden zarar gelmez. Bana güvenin. Ticari bekleme yap, ticari. Pardon, canavar bey. Evet, canavar demesi daha güzelmiş. Biz acaba bu çöplükten nasıl kurtulup kendi evimize dönebiliriz? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bundan nefret ediyorum. Neden nefret ediyormuş? Ya ne bileyim, ben de onu dinliyorum Osman abi. Her şey her yerde. Nasıl? Anan da hep bu lafı diyor Şakir. Etrafa baksanıza. Bütün gezegenim darmadağın oldu senin yüzünden. Böyle bir yerde kafamı toplayamıyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Odaklanamıyorum. Odaklanamıyorum. Şakir, Şakir. Pazarlık yap, pazarlık. Evet, hadi pazara gidelim. Hayır, bak şimdi. Ben ne dersem onu tekrar et, tamam mı? Süper pazarlık yapacağız. Tamam, hazır mısın? Hazır mısın? Oğlum, sana diyorum. Oğlum, sana diyorum. Ne var ya, ne var? Şaka mı yapıyorsun evladım, bana baksana. Şaka mı yapıyorsun evladım, bana baksana. Bakıyorum işte. Çıktın oraya. Ya herkes sussun. Bize yardım edersen biz de sana yardım ederiz canavar kardeş. Ha? Ciddi misiniz? O zaman sizden minnacık küçücük bir iyilik isteyeceğim. Ya söyle canım, ne kadar zor olabilir ki sonuçta? Bütün gezegende dört bir yana dağılmış bütün eşyalarımı tek tek toplayıp kategorilere ayırarak rafıma dizmenizi istiyorum. Ben gidiyorum. Otur şuraya Osman. Ben evde bile yere çöp atıyorum. Bana çok ters işler bunlar Remzi. Yapma gözünü yağını yiyeyim. Bak, eğer bize yardım etmezsen dandik joystick'le sen oynarsın. Ne? Bu daha korkunç. Tamam, yardım edeceğim. Alın, bu da kategori listesi. Ben biraz daha ağlayacağım bu sırada. Bir planım var. Oh be! Şimdi kafam çalışmaya başladı. Oh ne güzel rahatladım. Her şey yerli yerinde. Tamam yeter ya, o anladık. Hadi artık bizi evimize ışınla da Atari oynayalım. Evinize ışınlanmak mı? Ne sandın burayı, bilim kurgu dizisi mi? Bize söz verdin ya adam. Kurtulmamıza yardım edecektin hani. Bak bağırtma beni. Buradan çıkmanın tek bir yolu var. Buraya girdiğiniz yerdeki dağınıklığın temizlenmesi gerek. E buradan nasıl temizleyeceğiz odamdaki dağınıklığı? İşte bununla. Bu ne be? Evlat, bu bir çağın başlangıcı. Bu bir dönemin kurtarıcısı. Bu garip grup seslerin kaynağı. Bu bir telgraf. Ne yapacağız bunu? Bununla evdekilere mesaj yollayacaksınız. Onlar da odamdaki pisliği temizleyecek. Tamam, ver bakayım. Alo, alo. Sesim geliyor mu? Oğlum Ercan, anahtar koltuğun altında, beni ara. Hayır, öyle kullanılmaz o. Morse alfabesiyle mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Morse alfabesi mi? Vay canına. Hayır Mors. Bak şimdi. Bir kısa bir uzun tık A demek. Alın bu kitapçıkta bütün harfler var. Başka bir çözüm yok mu canavar bey? Hani e-mail atsak, mesaj çeksek cepten? Ha var var. Var ama ben vermiyorum. Akılsızım ya ben. Öylesin evet. Peki bizim yolladığımız mesajları evdekiler nasıl alacak? Hadi buna cevap ver bakayım. Tabii ki evdeki en eski eşyayla. Sence saçımı böyle mi yapayım yoksa böyle mi? İkisi de aynı. İkisi de kötü o halde. Yine mi ya? Anne! Bu çamaşır makinesi yine bozuldu. Tamam bırak. Baban gelince yapar. Bir dakika bir dakika. Bir kağıt kalem ver. Ne oldu ki? İki kısa bir uzun. Bir uzun bir kısa. Üç kısa. Aylin iyi misin? Çabuk elektrik süpürgesini getir. Babaanların başı dertte. Hayatımda duyduğum en saçma cümleydi bu.
Morse alfabesi mi? Sen nereden öğrendin Morse alfabesini? Her zamanki gibi. Bir gün çok canım sıkıldı. Ay, yazık. Baba? İşe yaradı. Morse alfabesi işe yaradı. Canan sen bir harikasın. Bana değil, ailene teşekkür edin. Bir şey değil gençler. E hadi oyun oynayalım artık. E atarım nerede? Galiba onu da süpürdüm ben ya. Sucuk be! Sucuk! Ha! Sucuk! Necati su ettin her yeri. Ne diye sucuk diyorsun? Küçük su birikintilerine sucuk denir. Sucuk! Ha! Ama yeter artık. Yav yav kocaman bir fil zıpladı zıp zıp. Hiç güzel değil yaptığı bir ayıp. Benim adım Şakir öfkeli bir çocuk. Çekilin yoldan gelenler sucuk. Sucuk dumanı. Çiki çiki puf ye ye. Aa o da ne? Cep boyu DJ. Oy ay sen ne kadar tatlıymışsın. Akucu mugucu mugucu. Ayıp oluyor ama. Sütümü içince uzayacakmışım annem öyle diyor. Harika. Oğlum çalgıcı olmuş. Minik fareler DJ'lik yapıyor. Necati su birikintisine sıkıştı. Buradaki tek mantıklı kişi olarak ben gidiyorum. Remzi baba kaçar. Çiki çiki puf ye ye. Hepsi Remzi. Seni şikayet edeceğim. Hepsi çabuk yaptı. Böyle iş olmaz. Bu kalabalık ne? Ne oluyor burada? Niye toplandınız? Şu adam altınlarımızı çaldı. Ben altın çalmam. Sadece yaptığım rapte gönülleri çalarım. Bakın. Ya ya toplandı mahalle beni izliyor. Alem beni altın meraklısı sanıyor. İşim gücüm benim sanat sepet. Gelin görün adım Bayat Ceket. Ahay Bayat Ceket mi? Çok sevdim bu adı. Bundan sonra ben de taze pijama. Ha? Eskiden sepetten kuklalar çıkardı ama çağ değişmiş. Ben artık birilerinin kuklası olmayı bıraktım. Bir işe girdim ve herkesi ben yönetiyorum. Altın kolyemi aldı bu adam. Kolyesiz rapçi olur sıradan. Kukla işe girmiş. Hallem etmiş, kallem etmiş. Arkadaşları mesaideyken o kulüpte dans etmiş. Yo yo çiki puf. Çabuk geri ver oğlumun kolyesini. İyi de ben sadece müzik yapıyorum. Kolyeyi ben almadım ki vereyim. Al işte. Efendim, biz söylemiştik. Söylemiştim. Hırsız bu adam. Altınlarımızı çaldı. Evet, çabuk geri ver. Geri versin. Herkes sakin olsun. Bak kardeşim biraz empati kur. Şuradan uçarak geçen kuş senin şapkanı çalsa biz de yardım etmesek hoşuna gider mi? Bu ne saçma örnek oldu? Saçma örnek saçma ördekten iyidir. Değil mi saçma ördek? Saçma ördek değilim ben. Martıyım. Ha? Ekmek mi o? Hedefe kilitlenildi. Hedefe kilitlenildi. Dur nereye gidiyorsun? Yardım etmiyorlar. Gerçekten de hoşuma gitmedi. Rapçi gittiğine göre altınlarınızı alabiliriz. Bu kapak açılmıyor. Sepet de yere yapışmış. Kaldıramıyorum. Bu arada arkadaşlar bu bölümde Tanju konuşmuyor. Çünkü fazla laf olmayınca dublaja boşuna fazla para veriliyor. Değil mi Tanju? Bir şey desene Tanju. Söyleyemez ki, söyleyemez ki. Birinci deneme. Hopi hopa, hopi hopa. Şu ya da bu şekilde bu sepet açılacak. Remzi, çok şu ve bu dedin. Biraz da o diyelim. Bunun kötü sonuçlanacağını bilecek kadar çizgi dizi izlemiştim aslında. Neyse, bir şemsiye açayım. İkinci deneme. Benim oğluşum evde tüm kavanozları açıyor. Bu sepeti de açar. Ama anne. Hadi dedim. İşte. Üçüncü deneme. Sepeti ters çevirelim, yer çekimi açsın. İyi de sepet yerinden oynamıyor. Benim bir fikrim var. Bence oldu. Necati'yi dinleyen de kabahat. En azından dünyaya farklı bir açıdan bakıyoruz. Mesela Şakir bu açıdan büyük dedem Haydar'a benziyor. Ben büyük deden Haydar zaten. Öp bakayım elimi. Oo Haydar dede. Öpeyim dedeciğim öpeyim.
Dördüncü deneme. Böyle olmayacak. Rapçi sepete vurarak bir ritim yapıyordu. Belki bu bir şifredir. Biz de aynı ritmi yapmaya çalışalım. He, çok mantıklı. Şöyle bir şeydi. Dım çıkı dım çıkı dım dım dım. Yo yo. Şöyleydi. Çok çıkı pat pat, çok çıkı pat pat. Yok yok, şöyleydi. Necat, hiç sevmiyorum şu oyuncağı. Kaldır artık. Oyuncak mı? Beşinci deneme. Remzi, Şakir hararet yapıyor. Bir tabirci mi çağırsak acaba? Rap modunu aldı yine. Uğraş dur sabaha kadar, iki kafadar altınları arar. Muhteşem yöntemler ve güzel laflar, işe yaramaz rapim kadar. Devam et. Rap yapınca sepet açıldı. Oğlum neden durdun? Yapsana rapini. İyi de baba, rap yapmam için sinirli olmam lazım. Sinirlenmeyince yapamıyorum ki. İşi çözmek yine bana kaldı. Aklımda bir fikir var gibi. Dikkatimi dağıttın. Aklımdaki fikir kaçıyor. Peşinden gideceğim. Düşünüyormuş efekti veriyordum. Pardon. Çeşitli boylarda altınlarımız mevcut. Ben bir çocuk belisi alayım. O yok. Çeyrek vereyim. Çeyrek mi? Yarım ekmek daha iyi giderdi aslında. Efendim? Oo, şu ne kadar? O çok para. Ne kadarınız var? Ha, bu kadar yeter mi? Size bu paraya bir altın atomu verebilirim. Anlaştık. Soğansız olsun. Çok dikkatli olmalıyım. Ha? Necati, altın mı getirdin sen? Ha, yakaladım yakaladım, tuttum. Necati, sıkı tutun. Baba! Sepetin içine düştü. Yazık oldu. Güverdi. Biz de öyle izledik. Bakalım kahramanlarımızın başına neler gelecek. Düşmekten kurtulabilecekler mi? Hepsi reklamdan sonra. Sizler de ünlü olmak istemez misiniz? Cevabınız evetse oyunculuk ajansımıza hemen katılın. Sevilen dizilerde arka planda yürüyen, kalabalığın arasında nereye bakacağını bilmeyen birer figüran olmaya ne dersiniz? Belki günün birinde sizlerin de küçük bir diyaloğu olabilir. İlk diyaloglu rolümü oynadım. Teşekkürler Cibi Cibi Oyunculuk Ajansı. Cibi Cibi Oyunculuk Ajansı. Hayallerinize kavuşun. Figüranlar 23 saat sette boş boş bekleyecek. Sadece bir saniye kamera önünde görünüp Adana dürüm yiyip eve gidecektir. Reklamları izlediniz. Şimdi ise kahramanlarımızın macerasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altın gününe geldik. Kesin kısır yapmışlardı. Bir dakika, bir dakika. Altınları çalan bu bitkiyi tanıyorum. Bu efsanevi altınsever rap ağacı. Söylentilere göre rapin tohumları atılırken bu ağacın da tohumları atılmış. Gerçek olduğunu bilmiyordum. He? Neyse ki uyuyor. Uyusun da büyüsün. Ni, ni. Suratlı bitki mi olur? Ni, ni. Anneciğim. Nasıl kurtulacağız buradan? Hiç bir çıkış yok. Tek bir çıkış yolu var. Bitkinin dalına tekrar sarılıp onu uyandıracağız. Sonra da yeryüzüne kadar uzanıp bizi dışarı atacak. İyi ama bu ağaç sadece ya repe ya da yeryüzündeki altınlara tepki veriyor. Belli ki dışarıda başka altın yok. Dışarıda başka altın yoksa sen de rap yap o zaman. Yaparsan bitki uyanır. İyi de kızgın değilim ki. Orasını bize bırak. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun Remzi? Eğer öyleyse üç deyince cumbur çiki pof de ben anlarım. Üç. Necati saçmalama, Şakir'i kızdıracağız işte. O zaman cumbur çiki pof değil. Çiki lop lop darıcıka diyeceksin. Şakir'i kızdırmaca başlasın. Ha! Şakir, oyunlarda çok beceriksizsin. Asla birinci olamıyorsun. Şakir, derslerinde hiç iyi değilsin. Şakir, mahalle maçlarında hep kaleye geçiyorsun. Şakir, benim kadar büyük kulakların yok. Benim
adım Şakir, en kralından. Bu babam Remzi, bıyıklıdır yandan. Necati abi de sen pek de bir saptır. Şakalarını yapar hep takır takır. Maceradan maceraya gittik de geldik. Elimize ne geçti hiç bilemedik. Siz muhteşimseniz ben sizden kralım. Herkes beni bilir, hadi artık dağılın. Oh oh oh. Herkes beni bilir, hadi artık dağılın. Gelmişken şu şapkayı alalım da o mesele kapansın. Al abi al. Böyle ekmek olmaz olsun. Altınları getirdik. Yaşasın, yaşasın. Altınlarımı çaldık. Nerede benim yarım altın? Vardı mı? Gram altın vardı. Kolyemi de geri aldım. Repçi kardeş, kusura bakma. Senin de günahını aldık. Altınları yer altındaki bir bitki alıyormuş. Önemli değil. Şapkama kavuştum, o bana yeter. Şimdi şarkı zamanı. Dur. Ya ya, rapim olmadan ben nerelere gideyim? Bu bölüm biterse neleri izleyeyim? Rap ustası Bayat Ceket. Oh yeah. Sonunda geçemedim. Patron geliyor. Hop gençler. Hızlı trende bir yolcu sanatsal çalışmalar yapmış. Hemen depodan bir süpürgeyle kova alıp gelin bakayım. Benim çok işim var müdür bey. Arif sen koş o zaman. Çabuk çabuk. Tamam. Ne kadar da tozlu burası. Nerede bu kova? Burada da... kafam! Bu ne? Çok eski bir kutuya benziyor. Acaba içinde ne var? En son böyle dediğimde gözümü acil serviste açmıştım ama neyse. Anam! Babam! Teyzem! Kayıncoğum! Bu nasıl bir ışık? Bunlar altın biletlermiş. Acaba ne işe yarıyor? Ne yazıyor burada? Kullananlar sonuçlarına katlanacaktır. Arif! Neredesin oğlum? Getirsene şu kovayı. Tamam. Geliyorum patron. Luna Park çok güzel, keyiften delireceğim. Atlı karınca muhteşem, hemen gidip bineceğim. Çarpışan oto çok hızlı, son sürat süreceğim. Korku tüneli fenaysa tırnaklarımı yiyeceğim. Luna Park kapanana kadar hepsini deneyeceğim. Oh yeah! Çok mutluyum Remzi, Luna Park'a gidiyoruz. Koca koca adamlarsınız, size ne oluyor böyle? Kızım sonuçta yetişkinler Luna Park'a tek başına gitse saçma oluyor. Biz de sizin sayenizde gidebiliyoruz. Çok mutluyuz bu yüzden. İşte geldik. Şimdi Luna Park'a olan bağlılığımızı göstermek adına herkes Luna Park duruşu yapsın. Evet, Luna Park duruşu. Çok önemli. Siz baya çıldırmışsınız. Tamam bitti. Koşun hadi. Oley! Koşun! Bana ver. Bilet istiyorum. Sakin olun. Herkese yetecek kadar bilet var. Pardon bir dakika. Bilet yok. Bilet kalmamış. Bilet koçanı nereye gitti? Boş ver koçanı. Bize bilet ver hemen. Koçan ne ki zaten? Bilet. Sen de bağır amca. Bilet. Bize hemen bilet vermezsen bıyıklarımı yerim sinirden. Ay ne yapacağım? Hiç bilet kalmamış. O ne? Aha bilet. Tamam işte bilet varmış birkaç tane burada. Hepsini bir tane. Tamam telaşa gerek yok. Hemen ver. Bakın burada sadece 4 tane bilet var. Şimdilik bunlarla idare edin. Ben yeni biletleri getirince tekrar gelip benden alırsınız. Dinlememişler bile. Macun. Macuncu. Pamuk şeker. Ben bunu bineceğim. Önce buna binelim. Hayır, önce buna. Ben bunu istiyorum ama. Ne olur önce bu olsun. Tamam. Bir dakika sakin olalım. Herkes istediğine binsin. Biletlerimiz bitince de burada buluşalım, tamam mı? Ben gittim o zaman. Ben de gittim.
Ben de gideyim o zaman. Seni seçtim dönme dolap. Buyurun biletim. Korku tüneli. Senden korkan senin gibi olsun. İşte biletim. Bunun adı neden atlı karınca? Hadi atları gördük ama karıncalar nerede? Bunu araştırmam lazım. Al biletimi evlat. Çarpışan otolar. En sevdiğim. Al biletimi biletçi başı. Operatör mü? Ay ne bileyim, alttaki görevli çocuk işte. Ben de anlamadım ne olduğunu. Her şey normal görünüyor ama çalışmıyor. İşimiz bitti. Necmi abi iyi misin? İstersen aşağı inebilirsin, sen en altta durdun. Pardon, doğru. İyiyim o zaman, doğru diyorsun. Ay çok korktum. Ay nasıl korktum anlatamam. Ben mi büyüdüm, yoksa zaten hiç korkunç değil miydi bu korku tüneli? Ne oldu şimdi? Ne haber Şakir? Adımı nereden biliyorsunuz? Anne! Nasıl çarptım ama? Peşimi bırak sana benim evladım. Üzgünüm teyze. Gözüme kestirdim seni. Çarpışmaya hazır ol. Hop 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 hop. Ne oluyor buna? Kontrol edemiyorum. Çekilin. Çekilin. Nasıl yaptın seni? Delirmiş bu adam. Kaçalım. Bakın. Biz attır her yere baktım fakat at kullanan bir karınca göremedim. Resmen kandırıldık. Amanın neler oluyor? Ata bir haller oluyor. Tamam sakin ol. İmdat! İmdat! Duramıyorum. Necat yardım et. Yapamıyorum Remzi. Atım delirdi. Sakin ol. Alacağım. Merhaba Remzi. Gezmeye mi götürüyorsun beni, yaramaz çocuk? Necati, bu alet delirdi. Hiçbir şey çalışmıyor. Kafasına göre hareket ediyor. Sen benim atımı görmedin Remzi. Neler oluyor burada? Acaba çocuklar ne halde? Oo, kağıt elma. Çok centilmensin Remziciğim. Alırım bir diş. Hala mı oynuyorsun şu oyunu? Bir dakika. Bu kutudaki altın biletler nerede? Onlar mı? Onları sattım ben. Ne? Sattın mı? Onlar satılacak bir şey değildi ki. Üzerinde kullananlar sonuçlarına katlanacaktır yazıyordu. Görmedin mi onu? Bu Luna Park'ta neler oluyor? Biri bana açıklasın hemen. Neler oluyor ki? İşte bu oluyor. Biletler yüzünden oldu kesin. Nerede bu bilet? Nerede? Nerede? Yemek tırı! Yemek tırı! Oley! Ne oley? Ne canti? Çarpıyoruz! Hep Remzi yüzünden! Şapşal Remzi! Ne canti? Aç gözünü! Yaşıyoruz. Sen demin şapşal Remzi mi dedin? Hayır canım. Şaşal bezi dedim. Şaşal bezi mi? Uydurma. Maşalı tepsi. Hey. Bırakın gevezeliği. Çocuklarınızı nasıl kurtaracağınızı buldum. Koşun çabuk. Ne? Ciddi mi? Yürü Necati. Bu saçmalığı durdurmanın tek yolu size verdiği altın bileti bulup yırtmak. İşte kutu burada. Altın biletleri bulun çabuk. Nerede? Nerede? Buldum. Tamam, hemen yırt onu.
Çalışıyorum, kurtulduk. Bravo. Oley baba, harikasınız. Şimdi diğerini bulmalıyız, çabuk. Onu ben yırtacağım, bana ne, bana ne. İşte buldum. Oh, kurtuldum. Yaşasın. Ve bu da sonuncusu. Geri döndün tontiş. Sakın bir daha beni tepikleme, tamam mı? Bravo. Bravo. Yaşasınız. Helal olsun. Ne yapıyorsunuz? Rica ederim. Hiç gerek yoktu. Aferin Arif. Seninle gurur duyuyorum. Sen de bırak şu oyunu Levent. Git ve etrafı temizle hemen. Ama. Evet, hıphızlı trene biniyor muyuz şimdi gençler? Tren mi? Hayır, ben hiçbir şey bilmek istemiyorum. Biletler benden. Sen yaşasın. O zaman binerim. İşte hiç akıllanmamak budur. Yahoo!